Benim de manevi babamdır kendisi. Kesin yabancılardan söyleyeceğiz şimdi. Polemik olmasın diye ama yaptığı zaman inanılmaz kalecilik yapıyor. Takımın kaderiyle oynadı. Hala unutamıyorum onu. Bir görmedik onun nereye baktığını. Bir türlü. Bazen soru sormaya korkardık ki cevabı uzun olur diye. Onu tek geçelim. İnanılmaz nari. Nasıl o toplara vuruyor bazen şaşırıyorum zaten. Unutamadığım çok güzel goller var ama yaşım 19. Ali Sami Yansıtalı Galatasaray'la oynadığım bir maç var. Dakika 85'te atmıştım ben. Ve tarihimizde ilk defa Galatasaray'ı orada yendiğimiz maç Ali Sami Yansıtalı'nda 1-0 benim attığım gol. O maçı unutamıyorum. Ve Mapeza kaptırdı. Bomboş, bomboş büyük bir tehlike Galatasaray kalesinde. Ve Celil geliyor. Celil Stavce kapatıyor. Vuruyor ve gol. Samsunspor bir kontratakta gol buldu. Celil dakika 87. Erzurum'da değerli bir asist o. Erzurum'da Erzurum 2-1 yendiğimiz maçta ikinci golün pasını atmıştım ben Rapaic'e. O asisti değerli, çok değerli buluyorum. Johnson tek top. Serhat sol kanatta bomboş Rapaic. Şip pasını aktarıyor. Celil destek verdi. Celil ceza sahasında ortaya bıraktı. Rapaic gol! Rapaic 2-1 oldu. Çok unutamadığım maçlar var. Dediğim gibi biraz önce Galatasaray'ı yendiğimiz maçı unutamam. En önemlisi yine Galatasaray'la 95 yılında içeride 2-2 kaldığımız bir maç var. 2-1 öndeydik dakika 90 artı 7 dakika mı ne uzatmıştı hakem. 90 artı 7'de yediğimiz bir gol var, o maçı unutamam. Başka Ankara'da Beşiktaş'ı yendiğimiz bir maç var. İlk maç içerideydi. 10. dakika sahanın zeminin kalkmasından dolayı maç enteresandır hakem tarafından iptal edilmişti. Ve o maç bir ay, bir buçuk ay sonra Ankara'da oynanmıştı. Yine 10. dakika taç atılarak maç başlamıştı. O maçta yine 85. dakika daha çok. Ben gollerim hep son dakikalar oluyor. Yine 85. 86. dakikada ikinci golü atıp maçı aldığımız maç Beşiktaş-Samsun maçıydı. Artık karşılaşmada uzatma dakikaları oynanıyor. Seken top. Sedat vuruyor ve toparladı gol. Karşılaşmada 90. dakika Galatasaray eşitliği sağlıyor Sedat'ın golüyle. Az önce galibiyet sevincini yaşayan Samsunlar işte izliyorsunuz çok üzgün ve karşılaşma 2-2 sona eriyor. Celil. Bir anda boşta kaldı. Celil sol tarafta ceza sahasına girmek üzere şimdi girdi. Celil vurabilir. Celil vuruşu kayar ve gol. Samsunspor 2-1 önde. Samsunspor 1-0 geri giden skoru 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. Ve Samsunspor maçı 2-1 kazanıyor. Trabzon'da 2002-2003 yanılmıyorsam yine dakika 85 ben golü atmıştım. 1-0 yenmiştik Trabzon'da. Trabzon 0, Samsunspor 1'di yanılmıyorsam. O maçı unutamıyorum. Celil ceza sahası, Celil bırakıyor. Dakika 87. Trabzonspor 0, Samsunspor 1. Ve Celil kısa mesafede çok çabuk bir oyuncu. Ceza sahası içinde usta bir şekilde topu alana bırakıyor. Büyük sevinç Samsunspor'da. En çok üzüldüğüm maç, bizim efsane başkanımız var İsmail Uyanık. Benim de manevi babamdır kendisi. Yıllarca Samsunspor büyük fedakarlıklar yapmıştır ve bizi tutmak için de, Yıldız Futbolcu'nu tutmak için de yıllarca fedakarlık yapmıştır. O sene UEFA hedefi yapmıştık. 1998 olması lazım. O sene İstanbulspor'da Hocam Uzan Başkanlığı'nda inanılmaz transferler yapmışlardı. Onlarla çekişiyorduk UEFA için. Maç İstanbul'un sahasındaydı. 3-2 yenildik. O maçı unutamam çünkü o maçı yenmiş olsaydık biz UEFA'ya gidiyorduk. İstanbulspor'un üstüne çıkıyorduk.
İstanbulspor yenip İstanbulspor UEFA'ya gitti. En üzüldüğü maçlardan bir tanesi. Bir ara pası. Aykut gol pozisyonunda, ofsayt yok. Aykut geçiyor. Çaprazda vuruyor ve top filelerde. Aykut geliyor penaltıya. Vuruyor ve 2-0 oluyor. Çok soğukkanlı bir vuruş. Aykut fırsat yakalıyor ve 3. golü atıyor. Engin geliyor ve gol. 4-2. 4-2 İstanbulspor öne geçiyor. Ve Selçuk Şahin karşılaşmayı bitiriyor. İstanbulspor 4, Samsunspor 2. Bizim için, bizim tarz futbol oynayan kişilerde en iyi oynadığım maç asistlerle genelde simgelenir. Yani dediğim gibi çok asistim olduğu için en iyi oynadığımız maç da göz önünde olunan maçlar oluyor. Büyük takımlara karşı oynadığımız maçlar oluyor işte. Biraz önce söylediğim Galatasaray maçı, içeride oynadığımız Ankara Gücü maçı. Başka aklıma düşünüyorum. Beşiktaş maçı var yine. 97 yılında içeride 4-1 yenmiştik Beşiktaş'ı. Serkan Aykut, Cenk İşler, ben bir de Sinan Yeşil atmıştık. O maçta da çok iyi oynadık. Serkan'ın ara pası yine Cenk Hızla geliyor. Cenk ortasında yaptı, kale ağzında ve 3. gol. Son derece seri. Celil iş oyununu bu golle süslüyor. Çok oynadığımız maçlar da vardı tabii ki de aklımıza gelmiyor. Hangi maç? Allah rahmet eylesin. Erdoğan Arıca vardı bizim hocamız. Bir gün, hatta anımız var. Bir gün gençler bir maçına çıkacağız herhalde. Maçı anlatıyor Serkan Aykut ikimize. Ben de anlattığı şey uzun olacak diye tamam hocam dedim, yani kesin biz galip geleceğiz, hiç uzatmaya gerek yok deyip o ara toplantıyı kestiğim bir maçtır. Ve maça başladığımızda 10. dakika dışarı çıkmışımdır. En kötü oynadığım maçlardan bir tanesidir. Mesela Fenerbahçe stadı inanılmaz atmosferi, çok farklı bir stad. Oraya girdiğin zaman insanın ayağı titriyor. Fenerbahçe stadı. Ama özellikle de benim çok heyecan durduğum ve oynamaktan zevk aldığım ve seyircinin beni etkilediği Samsun 19 maç stadı. Küçükken bana Maradona diye hitap ederlerdi. Topla çok oynardım. Ve küçükken daha da çabuktum. Daha da aktiftik. İdolim benim Diego Armando Maradona'ydı. O zamanlar bizim zamanımızı. Beni yetiştiren Gigi Multescu. Beni 3. takımı Kadıköy Spor'dan alıp gözü kapalı oynatan hocamız. O benim için ayrı bir yer. Allah rahmet eylesin Erdoğan Arıcı. O benim gönlümde ayrı bir yeri var. Bizim Mehmet Ali Çınar hocamız var. O gönlümde ayrı bir yeri var. Metin Türel var. Bizim baba diye şey yaptığımız davranımız. Kesin yabancılardan söyleyeceğiz şimdi polemik olmasın diye, ama en kötü teknik direktör demeyeyim de aramızın çok da iyi olmadığı kim olabilir? Bizde de dikiş tutmadı. Almanya'dan gelmişti. Hurubeş vardı. Çok şeyle gelmişti bize. Çok büyük havayla gelmişti ama çok iyi bir kadronun elinde pek bir şey yapamamıştık. Aramız pek iyi değildi yani. Takım olarak bir enerji oluşturamamıştık. Sinerji olamadı. Serkan Aykut var. Serkan Aykut, Cengiz Sağır zaten yıllarca 10 sene. Herhalde bir ikilem yapılırsa en uzun sene beraber ikili oynayan ikimizizdir. Serkan Aykut'la ikimiz. Serkan Aykut'a gol attırmaktan inanılmaz zevk alıyor. Ceza sahasına doğru Serdar ve Serkan hareketlendi. Orta Serkan'a doğru geldi. Serkan topu kontrol etti. Serkan vurdu ve gol. İki klas oyuncusu Celil ve Serkan imzaladı gol.
94 yılında Samsunspor'da oynarken bizim Romanya milli takım kalecisi Bogdan Stella vardı. İdmanda bile gol atamıyorduk. 5 metre arada penaltı oluyordu. Penaltıdan bile gol atamıyorduk. Yaptığı zaman inanılmaz kalecilik yapıyordu. En kötü kaleci zaten Beşiktaş'ta da kısa süreli kaleye geçmişti. Bana biraz da şişman gelmişti vücudu falan. Simon Kayar diye düşünüyorum. En kötü demeyelim de yani o dönemin en formsuz kalecilerinden. Ben Ünsal Çimen'i çok beğenirdim. Yapısıyla Ünsal Çimen'i çok beğenirdim. En sevdiğim hakem, sevmediğim değil de bize bizim kaderimizle oynayan hakemler var. Bunlardan mesela birisi şu anda MHK Başkanı Kuddüs Müftüoğlu. Birisi İsmet Arzuman. Bunlar bizim Samsunspor'da oynadığımız yıllarda inanılmaz hatalar yaptı. Bizim takımın kaderiyle oynadı. Hala unutamıyorum onları. En yetenekli futbolcu. Yetenek neye göre şimdi? Golcüye göre mi, asiste göre mi şimdi en yetenekli futbolcu dersen, Türkiye için söylüyorsan ben Serkan Aykut'u tek geçerim. Serkan nefis bir gol atıyor. 81. dakika. İmdatla Samsunspor'a daha uzun top. Serkan mükemmel bir vuruş. O bizim mesela Samsunspor'da İmdat abi vardı. Fenerbahçe'de Moşe vardı. Bizde mesela İlhan Mansız inanılmaz çalışırdı. Samsunspor'da da çok felaket bir çalışırdı. Hayret ederdi yani. İyi oynadığı maçlarda da kötü oynadığı maçlarda hiç taviz vermezdi. Alman disipliniyle çalışırdı. Bunlar çok çalışkan futbolcular. Tembel oyuncu. Herhalde bizde Fenerbahçe'de Yusuf Şimşek herhalde. Bizim Baliç iyi söylerdi Fenerbahçe'deyken. Öyle hatırlıyorum. Sesi güzel gibi geliyor bana. Si čuvati me znala. En kötü şarkı söyleyen. Vallahi geçenlerde dinledim. Acun Ilıcalı'nın programında Tümer Metin. Dağlar bize yorulur da yar gelmezse ne olur? Bir yer gider, bin yer gelir, düşmanlar görür kör olur. Ben çok yerdim ama eritirdim. İdmanda çok aşırı çalıştığımız için eritirdim, ben çok yerdim. Bizde Beşiktaş'tan gelen bizim kalecimiz Çorumlu. İnanılmaz yerdi. Enerji harcardı, o da çok yerdi. Bonkörlük konusunda beni bilen bilir. Ben de çok bonkördüm zamanında Samsun'da. Daha bizde bonkör olan mesela Fenerbahçe'de Rüştü Rençber bonkördü. O gün abi keza öyleydi. Bizde Ercan abi, Samsun'da Ercan abi var. Ercan abi bonkördü. Cimri.
tek geçerim. Bizde Samsunspor'da Allum Buker vardı kaleci. Ali Uyanık diye sonra da Uyanık ismini aldı. Orada bile uyanıklık yaptı yani. İnanılmaz cimriydi. Mesela Samsunspor kulübünde kalecilik yaptığı zamanlar arabayı Samsunspor kulübünden alırdı, benzin koymazdı. Dışarı yemek yerde faturayı getirirdi, Samsunspor kulübüne getirirdi. Hiçbir şey yemezdi, cebinden bir şey çıkartmazdı, ısmarlamaz etmezdi. Ne yapıyorsun bu paraları derdik. Çok bakıyorum dışarıda. Bir göremedik onun nereye baktığını bir türlü. Of. Onu da tek geçelim. Biz de Samsunspor'da 95-96 yıllarında çok yetenekliydi de kendi sonra sakatlıktan dolayı ve de çok konuşmaktan dolayı futbol hayatı bitti. Bizde Serdar Şahin diye bir futbolcu vardı. Fenerbahçe uzaktan golleri vardı kendisinin. Gençler Birliği Fenerbahçe. Çok konuşurdu. Bazen soru sormaya korkardık ki cevabı uzun olur diye. Onu tek geçelim. En az konuşan. İlhan Mansız hiç konuşmazdı. Cımmız da ağzından uf alırdık. En doğrucu futbolcu. Mesela Fenerbahçe'de o gün abi iyi görürüm o zamanlar. Mesela Abdullah abi. Trabzonspor'da şimdi biz sürekli yarışma yapardık. Yani ya penaltı yarışması yapardık, ya frikik yarışması yapardık. Tabii Hami Hoca ile kimse baş edemiyordu. Türkiye profesyonel liglerinde bilmediğimiz Ümit Milli Takım seviyesinde oyuncu yok. Üçüncü ligde, ikinci ligde, PTT'de artı ligde. Bütün hepsini biliyoruz. Yani hangi kriterde, hangi değerde olduğunu biliyoruz. Semih Şentürk'tür herhalde Fenerbahçe'deki Semih Şentürk. O zamanlar gerçi bizim zamanımızda biraz gençti ama gençliğinde bile çok abarttığına göre demek ki oynadığı zamanında neler yapıyor. Ama Hırvatistan maçına o golü nasıl attın mı dersin veya nasıl emin, yani şu an ben bunu ilk defa söylüyorum. Otele gittiğim zaman tekrar ben de bir 1000 kere falan izlemişimdir nasıl attın diye. Yani çok değişik bir duyguydu. İnşallah o günleri tekrar yaşarız. Review'u şık giyinirdi. Başka o dönem Ali Güneş var. Ali Güneş şık giyinirdi o. Ama Review'u tek tutuyorum o konuda. Bizim kaleci Recep. Kaleci Recep Özer. Şey Recep Biler. Rüştü abi iyiydi, fena değildi. Recep çok kötü giyiniyordu. Yusuf da iyi giyinmezdi. Yusuf da bayağı bir şeyi vardı yani. Giyisi konusunda rezilliği vardı. Bizde Fenerbahçe'de Lazetiş vardı. Futbol konusunda çok katlardı. Daha eskilerden Trabzon'da Tolunay abi bayağı bir sertlik konusunda katlardı. Kemalettin öyle eski Fenerbahçe'de Kemalettin katlardı. Beşiktaş'ta Zago vardı. O bayağı bir katlardı futbol konusunda. İnanılmaz nari. Nasıl o toplara vuruyor bazen şaşırıyorduk zaten. Ben patlıcanlı yemekleri çok seviyorum. Patlıcanlı yemeklerin her türlüsünü yiyorum. Bu Nicolas Cage'in Hayal Sürücü filmi çok beğenmiştim. Kadir İnanır'ı çok beğeniyorum. Bizim Samsunlu hemşerimiz Mehmet Aslantuğ'u çok beğeniyorum.
Bunun önceki zil filmleri olsun, normal filmleri olsun takip ederim. Ben mi? Aa, ben de iyiyim. Hem o kadar iyiyim ki içimden şarkı söylemek geliyor. Param yok, şak şak şak. Hiç kimsenin yardımına ihtiyacım yok. Allah rahmet eylesin Erdoğan Arıcan kardeşi Soner Özcay'ı. Çok beğenirim. Özdemir Erdoğan'ı çok beğenirim. Cengiz Kurtoğlu'nu çok beğenirim. Haberin var mı? Olandan bitenden. Kaç yara aldı beden. Gelenden geçenden. Ayrı yolları yazsa kaderime son durakları. Geçse bile bile bir sözün yeter. Gülüşüme dayanamam. Dönelim. Samsun. Ondan dolayı, Samsun şehrinden dolayı milli takıma gitmeyip hazırlık maçında 5 maç ceza, ligde 5 maç ceza yediğimi hatırlıyorum. O zamanlar profesyonelde ben 3. takım Samsun Kadıköy Spor'da yaşadım. O zamanlar ilk aldığım parayla bir kısmını evime bırakmıştım. Bir kısmını da o zamanlar modayla takı takmak. Kolye, altın kolye, altın yüzük filan. Herhalde onları almıştım. Büyük ihtimal öyle. Vallahi yine futbolcu olmak isterdim. Çünkü çok seviyorum futbolu. Mesleğim ne olurdu? Yani küçükken derslerim de iyiydi yani. Fena değildi. Doktor olmayı istiyordum. Sakatlandığım anlar, özellikle uzun dönem bir 7 ay oynamadığım Beşiktaş maçı var. 2000 yılında burada Beşiktaş'ta oynadığım maçta sakatlanıp bir 6-7 ay oynamadım. En önemlisi benim kader çizgimin belli olduğu buradaki Fenerbahçe'ye transfer olduğumda ilk idmanda sakatlanıp tarak kemiğim kırılıp 6-7 ay oynamadım. Onlar benim en etkilendiğim ve futbol yaşantımda beni başka çizgilere yönlendiren durumlar. En sevdiğim çizgi kanal. Mesela küçükken biz sinemalara giderdik. Orada Tenten vardı. Tenten'i çok severdim. Yapmışım dediğim, iyi ki bu futbolun içine girmişim, futbolcu olmuşum. Çünkü futbolculuk bıraksan da hayatının geri kalan dönemlerinde her zaman içinde var olan bir meslek, bir duygu. Yaşanmışlıklar çok fazla bu meslekte. İyi ki futbolcu olmuşum, iyi ki bu işin içine girmişim diye düşünüyorum. Keşke yapmasaydım dediğim, biraz önce de söyledim. Amil takıma çağrılmıştı hazırlık maçına. Sırf Samsun şehrini bir gün dahi bırakamıyordum. Öyle bir bende bir sevgi vardı. Samsun şehrinden bir gün uzaklaştığım zaman bana bir hüzün çöküyordu. Milli takıma gitmemiştim. Ve ligde 5 maç ceza yemiştim. Keşke yapmasaydım dediğim tek davranış o olabilir. Benim de manevi babamdır kendisi. Kesin yabancılardan söylüyor şimdi polemik olmasın diye ama tuttuğu zaman inanılmaz kalecilik yapıyor. Takımın kaderiyle oynadı. Hala unutamıyorum. Bir göremedik onun nereye baktığını bir türlü. Bazen soru sormaya korkardık cevabı uzun olur diye. Onu tek geçelim. İnanılmaz nari. Nasıl o toplara vuruyor bazen şaşırıyorduk zaten.